أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mağmur hem de ahireti mağmur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu ile şereflendiğimiz, bereketlendiğimiz, sevindiğimiz, mesrur olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i cümlemiz hakkında, alem-i İslam hakkında, aile bireylerimiz hakkında, günahlarımızın affı konusunda Rabbim rahmete, hayre, berekete affımıza vesile eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızla, teravihlerimizle, hayru hasenatımızla, merhametimizle, cömertliğimizle en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, gerçekten iyi bir ahiret sermayesi bu mevsimde hazırlayabilmeyi, merhametine, mağfiretine, itkum minen niran dediğimiz cehennemliklerden azat olma şerefine ulaşabilmeyi bizlere, eşlerimize, çocuklarımıza, komşu akrabalarımıza, tüm sevdiklerimize, ve sevildiklerimize hatta bütün mümin kardeşlerimize nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'te sağlığı müsait olmadığı için oruç tutamayan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Darda kalmış, imdad imdad deyip feryat eden nice kardeşlerimiz varsa Rabbim Ramazan-ı Şerif'te nazil olan Kur'an-ı hürmetine onların sıkıntılarını izale eylesin. Daha önce beraber Ramazan-ı Şerif'in mutluluğunu yaşadığımız ama şimdi aramızda olmayan, toprağın altında olan nice sevdiklerimiz, dost ve yaranlarımız varsa yüce Rabbim Celle Celaluhu her birisine garıkayi garik rahmetler eylesin. Bize de Emri hak tahakkuk edip toprağın altına vardığımızda bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şad edecek, arkamızdan dualar yapacak, hatmi şerifler okuyacak, okutacak, sadakalar verecek hayırlı nesiller, zürriyetler, dostlar, cemaatler nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Mişkâtül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızın oruçla ilgili, Ramazan-ı şerifle ilgili bölümünü siz kardeşlerimizle müzakere etmiş olacağız, gözden geçirmiş olacağız. Bu konuda birinci hadis-i şerifimiz An Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular İza dakhala şehrü Ramazan Ramazan ayı duhul edince, Ramazan ayı girince futihat bu sema Gök kapıları açılır. Vu fi rivayetin futihat ebva'u'l cennet gök kapıları değil cennetin kapıları açılır. Bugullikat bu cehenneme cehennemin kapıları kapanır. Ve sülsileti şeyatîn şeytanlar zincire vurulur. O fi rivayetin futihat bu rahme. Ramazan ayı gelince gök kapıları açılır. Cennetin kapıları açılır. Rahmet kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, bir insana iman kapısı açıldıysa cennetin kapısı açıldı demektir. Bir insana ibadet kapısı açıldı ise cennetin kapısı açıldı demektir. Bir insan eğer bir harama muhtela olmuş, ve bu haramla kirleniyor olduğu halde kendine gelir, çeki düzen verir o harama bir tekme vurursa, hayatından haram, haramı uzaklaştırırsa cehennemin kapısını kendisine kapatmış olur. Yani başka bir ifadeyle her ibadet cennete açılan bir kapıdır, her haram ve günah cehenneme açılan bir kapıdır. Ramazan ı şerif ayı gelince. İnsanların ibadet hevesleri artar ve coşku, coşkulu bir şekilde ibadete yönelirler. Namaz kılanların sayısı çoğalıyor. Namaza camiye cemaate gelenlerin sayısı artıyor. Teravih ve sohbetlere iştirak edenlerin sayısı artıyor. Oruç ibadetine yönelen ve dolayısıyla oruçla beraber hayatında ibadet performansını, en iyi seviyede yakalayan insanlar Ramazan-ı Şerif'te bunu yakalamış oluyor. Böylece gök kapıları, rahmet kapıları, cennet kapıları açılıyor sonuna kadar. Cehennem kapıları kapanıyor. Yani bir insan içkiye, kumara, harama, zinaya ve Cenab-ı Hakk'ın gazap edeceği herhangi bir günaha sırtını çevirdiği zaman, o günahın kapısını kendisine kapattığı zaman ...cehennemin kapılarını kendisine kapatmış oluyor. Kıymetli izleyenlerim, dinimizdeki ibadetlerin her birisinde eğitim esastır. Namaz bizi eğitiyor, oruç bizi eğitiyor, zekat bizi eğitiyor. Namaz bizi nasıl eğitiyor? Namaza Allahu Ekber deyip iftitah tekbirimizi aldığımız andan itibaren... ...o zamana kadar bizi helal olan şeyler artık bizi helal değildir. Mesela konuşmak helaldi ama namazın içerisinde konuşmak helal değildir. Yemek içmek helaldi ama namazın içerisinde yemek içmek helal değildir. Her zaman çay içeriz ama namaz kılarken namazın içerisindeyken çay içemeyiz. Evet sağa sola dönüp bakmakta serbesttik ama namazın içerisindeyken göğsümüzü kıbleden çeviremeyiz. Normalde bizi helal olan şeyler geçici bir süre bize haram kılınıyor. Bu süre içerisinde namazımız namaz olsun diye, namazımız bozulmasın diye dünya kelamı konuşmuyoruz. Bir şey yiyip içmiyoruz. Göğsümüzü kıbleden çevirmiyoruz. Namaza münafi olan, namazla bağdaşmayan, namazı bozacak olan herhangi bir tavır ve davranış gerçekleştirmiyoruz. Korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Namazımız bozulur diye korkuyoruz. Namazımız bozulmasın diye dikkat ediyoruz. Şimdi bu nedir bize? Bir eğitimdir. Namazda konuşmayan, dünya kelamı konuşmayan ey insan, namazın dışında da yalan konuşursan imanın bozulur. Allah'a karşı sadakatin, samimiyetin bozulur. Gıybet etmek Mevla ile aramızda duvar örmüş olur. Evet, namazın içerisinde yemek içmek Bizim namazımızı bozar diye yemiyoruz, içmiyoruz. Namazın dışında Allah'ın izin vermediği herhangi haram bir şeyi yemek ve içmek de bizim kulluğumu bozar. Kulluğumuzu bozar, Allah ile aramızı aşar ve Allah'ın razı olmadığı bir kul şekline bizi getirir. Namazda namazımız bozulmasın diye buna dikkat ediyorsak, namazın dışında da biz bu eğitimi almış oluyoruz. Rabbimizin rızasının dışına bizi itecek olan her tavır ve davranış bizim için felakettir. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde her haramın bizi cehenneme götüren bir kapı olduğunu düşünelim. Namazın içerisindeyken nasıl ki yasaklara, yani namazı bozan şeylere yasaklar diyelim. Bu yasaklara dikkat ediyorsak, namazın dışında da yasaklara dikkat etmeyi alışmış olacağız. Namazda bu eğitimi almış olacağız. Oruç meselesine gelince namaz bizi böyle eğitiyor. Oruç meselesine gelince oruç da bir ibadettir ama bizi eğiten bir ibadettir. Namazda 10 dakika, 15 dakika, bilemediğin yarım saat sınırlar içerisinde kalıyoruz. Daha önce helal olan şeyler şimdi haram olunca, yasak olunca bu yasaklara dikkat ediyoruz. Namazımız bozulmasın diye hassasiyetimizi gösteriyoruz. Oruca gelince Oruç yarım saat değil ki. Oruç sabah efendim imsak vaktinden başlıyor. Akşam güneş batıncaya kadar devam eden bir eğitim sürecidir bu. Bu süre içerisinde orucu bozan yemek, içmek ve cinsel arzuları tatmin edecek cinsel ilişkiye girmek bunlar haramdırlar. Oruçlu insan yiyemez, süt de içemez, efendim köfte de yiyemez, yani yiyecek ve içeceklerin tamamı kendisine haramdır ve yasaktır oruçlu olduğu süre içerisinde. Normalde süt helaldir ama oruçluyken orucu bozda, bozacağından dolayı orucu bozmak haramdır. Dolayısıyla orada o sütü içmek veya köfteyi yemek veya herhangi bir şey yemek haram oluyor. Çünkü Ramazan orucunu çünkü farz olan bir orucu bozmuş olacak. Ne yapıyor? Sigara içen insan Allah kurtarsın. İmsak vaktine kadar, imsak vaktinden güneş batıncaya kadar olan süre içerisinde içmiyor sigarasını. Niye? Orucun bozulur diye korkuyor. Hatta bazı e, meyhanelerde Ramazan dolayısıyla meyhanemiz kapalıdır yazısını yazar. Yani o meyhanecide bile insaf vardır. Diyor ki Ramazan'a hürmet için Ramazan'da bu iş olmaz diyor. Ramazan'da kapalıyız diyor. Meyhanesini kapatıyor. Bu yazıyı yazan ve gerçekten Ramazan-ı Şerif'te meyhasin, meyhanesini kapatan insanlarda bir cevher vardır. Bir güzellik vardır. Ramazan-ı Şerif'e tazim ediyor, hürmet ediyor. Diğer zamanlarda gaflete düşse de Ramazan-ı Şerif ayına hürmet ediyor, tazim ediyor. Bu kardeşlerimize dua ederim. Rabbim hidayetin tamamını nasip eylesin kemalini nasip eylesin, Ramazan-ı Şerif'te meyhani aşmanın ne kadar çirkin olduğunu fark ettikleri gibi, rızıklarını haram yollardan diğer zamanlarda bile temin etmenin kulluğa yakışmayacağını fark etmelerini, bunca helal yollar var, bunca ticaret yolları var, bunca ticaret yollarından helal olan ticaret yollarından bir başkasını tercih etmelerini Rabbim kendilerine nasip etsin diye dua ediyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif ayı gelince rahmet kapıları açılıyor. Cennetin kapı, kapıları açılıyor, göklerin kapıları açılıyor. Bunu elbette bu şekilde anlarsak ibadetin bize her zaman cennet kapısı olduğunu bilmiş oluruz. Yani kıymeti izleyenlerim, bir Müslüman insan namazını kılmıyorsa inandığı Allah'ın kesin talimatı olan namazını kılmıyorsa o zaman şöyle düşünmesi lazım. Allah Allah ben Allah'a inandığım halde kainatın sahibi olduğuna ve yerlerin ve göklerin itirazsız, şeksiz ve şüphesiz meliki olduğuna, mutasarrıfı olduğuna, sultanı olduğuna inandığım Allah Celle Celaluhu'nun bana olan kesin talimatı olan namazı aksatıyorsam Allah bana cennetin namazla açılan kapısı kapanmış demektir. Namazla açılan cennetin kapısı bana kapanmış demektir. Allah'a yalvarmak lazım. Allah'ım beni bu felaketten kurtar. Namazı bana nasip eyle. Cennete namazla açılan kapının, kapının bana da açılmasını nasip eyle diye dua etmesi lazım. Keza bir insan Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmuyorsa, sağlığı, sahati yerinde olduğu halde, sadece tembelliği sebebiyle tutmuyorsa bu insan şunu düşünmesi lazım. Allah Allah. Ben Allah'a iman ettiğim halde bana oruç, tembelliğim ve gevşekliğim sebebiyle nasip olmuyorsa demek ki bu yoldan bana açılacak olan cennetin kapısı kapanmış demektir. Bu kapının açılması için Allah'a yalvarması lazım. Oruç ibadeti bir eğitimdir aynı zamanda bir ibadettir. İnsanı kriterlere uymaya e, meylettiriyor, alıştırıyor ve eğitiyor insanı. Sabahtan akşama kadar oruçludur diye sigara içmeyen kardeşime şunu söylerim. Bak kardeşim be orucun bozulur diye içmedin sigaranı. Gel Allah ile aram bozulur endişesini taşı. Sigarayı olduğu gibi bırak. İçme kardeşim. Be. Zaruri ihtiyaçlardan mıdır? Hangi faydasını gördün? Sadece kendi kendini ve kendi kendimizi aldattık diyelim. Rabbim sigaraya, içkiye, gıybet'e ve haramlara alışan kardeşlerimize en kısa zamanda en samimi bir şekilde tevbeyi nasip eylesin. Haramlardan kurtulmayı, onlara nefret etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif hürmetine ne kadar kötülüklere karşı, günahlara karşı meylimiz varsa Rabbim nefrete tebdil eylesin. Ve haramlardan, günahlardan ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet hadisi şerifimizi Buhari ve Müslim'deki rivayetlerine bakarak tekrar gözden geçirecek olursak ne anlamış oluyoruz? Ramazan-ı Şerif ayı girince göklerin kapıları, cennetin kapıları, rahmetin kapıları açılmış oluyor. Şeytanlar, cehennemin kapıları kapanmış oluyor şeytanlar da zincire vurulmuş oluyor. Şeytanlar nasıl zincire vurulmuş olur? Şeytan ve nefsi emmare. Birisi içeriden, birisi dışarıdan bizim düşmanlarımızdır. Şeytan dışarıdan gelir, içeriye nüfuz etmek ister. اَعْدَا عَلُوِّكَ نَفْسُ كَلَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْهِ En yağız düşmanın, en güçlü düşmanın, iki yanın arasında olan, içinde olan nefsindir. İçimizdeki düşmanımız nefsi emmaredir. Dışarıdan gelen düşmanımız da şeytandır. Şimdi bir insan e, aşırı derecede gıda ile kendisini beslediği zaman nefs-i emmare de güçlenmiş oluyor, kuvvetlenmiş oluyor. Ancak bir insan Allah için, Allah rızası için aç kaldığında sabahtan akşama kadar yemek ihtiyacını, içecek ihtiyacını, meykulat ve meşrubat, metumat ve meşrubat ihtiyacını görmeyince, Ayrıca cinsel ihtiyacını da görmeyince nefsi emmare'nin gücü zayıflıyor. Nefsi emmare'nin gücünün zayıflaması şeytanın da gücünün zayıflaması anlamına gelir. Kısacası biz ağzımızı oruçla mühürlediğimiz zaman efendim yemekten, içmekten ve cinsel ilişkilerden kendimizi Allah rızası için men ettiğimiz andan itibaren adeta şeytanın kolu bacağı bağlanmış oluyor. Üzerimizde tasarruf gücü kalmamış oluyor. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif'te oruçtan insanlardan tevbe edenler, namaza efendim başlayanlar, Kur'an okumaya başlayanlar, e, iyiliklere ve güzelliklere Ramazan-ı Şerif'ten daha öncesinden daha fazla meyleden insanların sayısı artıyor. Camiler dolup taşıyor. Hatta teravih namazı hiçbir zaman sabah namazı kadar faziletli olabilir mi? Asla. Bin tane teravih bir tane sabah namazı kadar faziletli olamaz. Ama sabah namazında camilerin yakalayamadığı kalabalık cemaati teravihlerde yakalamış oluyor. Yani ne olmuş oluyor? İbadet hevesi insanlarda artmış oluyor. Haramlara karşı, günahlara karşı olmaz kardeşim Ramazan'da olmaz diyor. <laughs> Ramazan'da olmaz başka zamanda da olmaz aslında. Ama Ramazan-ı Şerif en azından bu atmosferi bize veriyor. Dediğim gibi Ramazan-ı Şerif ayı nedir? Bir eğitim ayıdır. Orucumuzla beraber biz oruçluyken dikkat ettiğimiz gibi bunlara niye dikkat ediyoruz? Rabbimizin rızası için dikkat ediyoruz. Ha, bizim sadece Ramazan-ı Şerif ayında mı Rabbimizin rızasına ihtiyacımız var? Elbette değil. Her zaman ihtiyacımız var. İbadetlerin birer eğitim aracı olduğunu da Söyleye, söyleyerek bu izahları yapmış oldum. Bir de isterseniz zekattan örnek verelim. Zekatta malımızın en az 40'ta birini fakir fukara'ya veriyoruz. Vermekle bir ibadeti gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu bize bir eğitim oldu. Nasıl eğitim oldu? Ne yapıyoruz? Diyelim ki bizim 40 milyar paramız vardır. Misal olarak diyorum. 40 milyar paradan 1 milyar parayı fakir fukaraya tasadduk ediyoruz. Bu tanımadığımız fakirler bizimle hiç alakası olmayan fakirler olabilir mi? Elbette çoğu böyle oluyor. Yani hiç tanımadığım Somali'deki bir fakire, Suriye'deki bir garibana, efendim Doğu Türkistan'daki bir kardeşime, Afganistan'daki mağdur bir insana veya İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, Trabzon'da, Konya'da herhangi bir fakire, yetim ve yoksula ben paramı veriyorum. Niye veriyorum? Rabbim bana zekatı farz kılmıştır. Yani şöyle olmuş oluyor. 40 milyardan o bir milyar bu para benim değildir. lisaili vel mahrum. Ve fi emvalihim hakkun vel Müminlerin malında, mallarında, cennet ehli insanların, muttakilerin mallarında muhtaç olanlar için, mahrum olanlar için hak vardır. Yani o zekat dediğimiz 40 milyar itibariyle 1 milyar fakirin hakkıdır. O para benim değildir. Ben kazandım. Benim hesabımda ben tasarruf ediyorum ama benim değildir. İnandığım Allah Celle Celaluhu o kısmını bana bu senin değildir, bu fakirlerin hakkıdır deyip ayırtmış oldu. Ben de ne yapıyorum? Müslüman birisi olarak o 1 milyar ayırıyorum. Tanımadığım insanlara veriyorum. Hiç tanımadığım, alakam olmayan insanlara veriyorum. Niçin? Zekata ehildir diye veriyorum. Birileriyle gönderiyorum. Ben burada şunu öğrenmiş oluyorum. Benim olmayanı ben kullanmamalıyım. Benim olmayanı sahibine vermeliyim. Tamam. Burası çok güzel. Burasını yakalayınca güzel bir şey yakaladık. Ah kardeşim hangi mal bizimdir? Gerçekte düşündüğümüz zaman biz bile bizim değiliz. Biz de Allah'a aitiz. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ şu göklerin ve yerlerin mülkü hepsi Allah'ındır. Biz de Allah'ınız. Abdullah, Allah'ın kuluyuz. Değil mi? Aslında malımızın kırkta biri bizim değildir, fakir fukaranındır dediğimiz gibi ben de, malım da, mülküm de hepimiz Allah'a aitiz dediğimiz zaman masivadan kurtulmuş oluruz. Yani ben bütün servetimin de gerçekten benimle beraber Allah'a ait olduğunu kavramam lazım. Bunu kavradığım zaman o zaman ben servetime gönül bağlamayacağım. Allah'a gönül bağlayacağım. Servetimin sahibi Allah'tır. Ayrıca bu mal bir şekilde benim değildir. Rabbime aittir dediğim zaman bu malı Rabbime ait olduğunu düşündüğüm malı hem kazanırken usulüne uygun bir şekilde kazanırım hem de o mal sebebiyle kendim gururlanıp kibirlenip başkalarından daha üstün olduğumu, farklı bir insan olduğumu düşünmem asla olmaz. Malım sebebiyle, servetim sebebiyle kibirlenmek ve gururlanmak gibi bir hastalığa düşmem çünkü ben biliyorum ki bu mal bana ait değildir. Hem bendeyken farklı konumda kendimi görmem, kibirlenip gururlanmam hem de bu benim bende olan malım üzerinde ne kadar erba bir hukuk varsa, hakkı olan insanlar varsa onların hakkını gözetmiş olurum. Hacca gittiğimiz zaman o ihramı giydiğimizde, umre ile ilgili, haç ile ilgili ihramı girdiğimizde başlı başına bir eğitimdir haç ibadeti. Evet bunları izahtan sonra kıymetli izleyenlerim, oruçla ilgili alimlerimiz derler ki, Oruç da gerçekten ciddi bir eğitimdir. Üç türlü oruç vardır derler. Bu hani eğitimde bir profesörlük vardır, doşentlik vardır, sıradan bir öğrencilik vardır. Bu Ramazan-ı Şerif ayı da bize efendim e, farz kıldığı orucu üç türlü telakki edebiliriz, değerlendirebiliriz. Bir Avamın orucu var, Ramazanı var. Bir de havasın orucu, Ramazanı var. Bir de ehassul havasın orucu ve Ramazanı var. Avamın orucu ne demektir? Yani sıradan Müslümanların orucu ve Ramazanı. Bu nedir? Yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden Ramazanda oruçlu olduğu süre içerisinde Allah rızası için kendisini men eden bu niyetle beraber sabahtan imsaktan güneşin batışına kadar efendim bu üç tane şeyden kendisini men eden kişi oruçlu olmuş olur, orucunu tutmuş olur. Bu insanın tutmuş olduğu oruç sıradan bir oruçtur, avamın orucudur. Peki havas dediğimiz biraz daha kaliteli insanların orucuna gelince bu insanlar da aynen böyle imsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre içerisinde yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden Allah rızası için kendilerini men ederler. Aynı zamanda bunlar orucu sadece efendim iki dudakları arasıyla ve iki bacakları arasıyla tutmuş olmazlar. Bir de bütün organlarıyla harama karşı oruçlu olurlar. Yani oruçlu olduğu süre içerisinde gözü harama bakmaz, Eli harama ulaşmaz, dili harama kaymaz, ayağı da harama gitmez. Yani sadece ve sadece iki organla değil, bütün organlarıyla beraber oruç tutarlar. Ben oruçluyum. Ben amel defterime günah yazdırmamaya, haram işlememeye, cürüm işlememeye dikkat edeceğim der. Bunlara havasın orucu denir. Yani kaliteli, hususi uyanık Müslümanların orucu denir. Bir de ehassul havas var. Yani süperin süperi oruç tutan insanlar var. Bunlar nasıl? Bunlar birinci ve ikinci kısmı aynen yaparlar. Yani imsak vaktinden itibaren güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden oruç niyetiyle Allah rızası için kendilerini men ederler bütün organlarını da haramlardan, günahlardan men ederler. Bir artı olarak kalplerini de masivadan men ederler. Yani bütün organlarına malik olduktan sonra kalplerini masiva dediğimiz maul bir şey ki sivahu teala Allah'tan başka oldu. Allah'tan gayri olan duygu, düşünce, aşk ve muhabbetlerden taalluklardan kalplerini men ederler. Gönülleri hep Allah der. Allah, Allah der. Nur suresinde Estaizu billah Ricalun la ticaretun ve la bey'un Allah'ın öyle pehlivan kulları vardır ki hiçbir ticaret ve alışveriş onları Allah'ı zikirden ve namazı dosdoğru kılmaktan alıkoymaz. Buna tasavvufta fena fillah bekabillah makamı denir ki Rabbim her birimize nasip eylesin. Nasip ettiği kullardan ayırmasın. Zira el mer'u ma'amen ehabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. Fena fillah bekabillah makamına ulaşmış. Gerçekten masivayı kalbinden ihraç etmiş. Aşkullah Allah ve muhabbetullah ile kalbi münevver olmuş bir insanı Allah için sevmek ahirette onunla beraber olmayı gerektirecek. Öyleyse ya oruçlarımızı böyle tutmalıyız. A süper kalite tutmalıyız veya A süper kalite tutanlara dost olmalıyız, onları sevmeliyiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor birisi diyor ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyamet için ne hazırladın diyor. Ya Resulallah öyle çok fazla oruç efendim namaz hazırlamadım ancak Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi. O zaman Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Sahabe-i kiram aleyhi diyorlar ki, bunu duyduğumuzda sevindiğimiz kadar hiç sevinmemiştik. Çok sevindik bunu duyunca. Çünkü amellerimizde sıkıntı vardır. Ama Peygamber sevgisinde, Allah sevgisinde sıkıntımız yoktur. Canımızı veririz Allah için ve Allah'ın Peygamberi için canımızı veririz. Efendim, verenler zaten vermişlerdi. Tekrar biz hadisi şeriflerimize dönelim. Rabbim her birimize kaliteli oruçlar nasip eylesin, kaliteli ibadetler nasip eylesin, mebrur ve makbul ibadetlerle, müstecap dualarla Rabbim Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeyi cümlemize ihsan ve ikram eylesin. Darda kaldığından dolayı, zalimin zulme altında inlediğinden dolayı, mağduriyetinden dolayı, Ramazan-ı Şerif'in tadına varamayanlara Rabbim en kısa zamanda sıkıntılarını izale eylesin. Hürriyetinden mahrum, evinden, köyünden mahrum, kovulmuş, savaş sebebiyle çadırlarda yaşayanlara, sokaklarda yaşayanlara, imkansızlıkları sebebiyle gerçekten ağlayanlara Rabbim imdad eylesin. Bu darda kalanlara imdad edenlere de Rabbim imdad eylesin. İkinci hadisi şerifimiz bu konuda. Ve an Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu. Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi el-Ensari radıyallahu an efendimizden rivayet edildi ki: "Kâle Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bu sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. Ne buyurmuş Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Fil cenneti temaniyetu ebuvabin Cennette sekiz tane büyük kapı vardır. Minha o sekiz kapıdan birisi Babun Yüsemmer Rayyan Rayyan diye isimlendirilen bir kapıdır. Babur Rayyan Hani e ee, Mekke'ye gittiğimiz zaman, Haram-ı Şerife gideceğimiz zaman ilk tavaf için girerken tecrübeli tavafçılar, tecrübeli umreciler, hacı efendiler, e, hoca efendiler, gelin arkadaşlar selamdan gelelim derler. Nasıl ki orada Kabe-i Muazzama'da her kapının ismi var, Ravza-i Mutahhara'da her kapının ismi var. Cennette de 8 tane ana kapı vardır. Bu kapıların isimleri vardır. Bir tanesi de Babur Rayyan'dır. Evet cennette 8 tane ana kapı vardır. Bunlardan bir tanesi Babur Rayyan'dır. La yedhuluhu illa sa'imun. Evet bu kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir. Yani kıymetli izleyenlerim bazı insanlar Namaz ibadetinde mesafe kat etmiştir. Namaz deyince kişinin namazdaki hassasiyeti akla gelir. Bazı insanlar cömertlikte, zekatta, zekat vermekte hassasiyeti vardır. Cömertlik deyince, zekat deyince, sadaka deyince akla o insan gelir. Bazı insanlar da oruç konusunda mahirdirler. Kendisini kaptırmış oruca. Efendim, oruç deyince pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 deyince akla gelir. Ramazan gelince farklı bir havaya girmiş olur. Mutluluğundan, mesruriyetinden farklı bir havaya girmiş olur. Orucun hakkını vere vere oruç tutmak. Orucun hakkını vere vere oruç tutmak. Ben oruçluyum. Dilim gıybet etmez. Ben oruçluyum. Gözüm namahrama bakmaz. Ben oruçluyum. Yalan söylemem. Ben oruçluyum. Kimseyi üzmem. Ben oruçluyum. Sadece iftarda kendimi düşünmem. Fakirleri düşünürüm. Medresedeki talebeleri düşünürüm. Çadırlardaki garibanları düşünürüm. Onlara da benden iftar, iftar sofralarına benden de destek der. Evet. Böylece oruç konusunda mahir olan, kaliteli oruç tutan insanlar, o rayyan denen kapıdan efendim, cennete girmiş olurlar. O kapıyı oruç konusunda mahir olan insanlar ancak kullanırlar buyuruyor. Elbette kıymetli izleyenlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin meşhur bir olayı vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennetin kapılarından bahsederken, işte bir kısmı namaz kapısından girecek, bir kısmı oruç kapısından girecek, bir kısmı zekat kapısından girecek deyince Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh Derler ki ya Resulallah bu kapıların her birisinden girme hakkına sahip olan olacak mı? Evet olacak. Sen de onlardan birisisin buyurdu. Demek ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz namaz konusunda da mahir, oruç konusunda da mahir, cömertlik konusunda da mahir, ihlas ve samimiyet konusunda mahir. Dini İslam'ın arz ettiği bütün güzelliklerde yarış yapan, bir sıddık. Evet. Ve sâbiqûne Önde koşan, önde, en önde koşanlardan birisi. Böyle olan insanlar sadece bir kapıdan değil. Bütün kapılar kendisine amade. Gir kulum. Ey Ebu Bekir kulum. istediğin kapıdan içeri gir. Dediği gibi bu sadece Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimize has değildir. Onun gibi olan, o izden yürüyen her ibadette gerçekten yedi tuğla sahibi olan her ibadete namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi sımsıkı sarılan ayık kullar, uyanık kullar onlar cennetin o sekiz kapısından istediğinden girebilirler. Allah Celle Celaluhu bu şerefi onlara ihsan buyuracaktır. Kıymetli izleyenlerim bu konuda üçüncü hadis-i şerifimize geldik. Üçüncü hadisi şerifimizi de hadis-i şerif rivayetinde gerçekten padişah olan Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz naklediyor, rivayet ediyor bize. Varsın birileri hadis düşmanlığı yapsın. Varsın birileri sahabe düşmanlığı yapsın. Biz Ramazan-ı Şerif ayında her birisine hidayet diliyoruz. Bu büyük insanlar, Ebu Hureyre'ler, Abdullah İbni Ömer'ler, Selman-ı Farisiler ve hadis-i şerif rivayet eden bütün sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhi mecmain hepsi başımızın tacıdır. Onlar gökyüzündeki yıldızlar gibidirler. Rabbim onların izinden yürümeyi, onların gönlünde olan peygamber aşkını, sevgisini bizlere de ihsan eylesin. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men saama imanen ve ihtisaben ufr lehu ma taqaddama min dembihi. Men saama kim Ramazan ayını oruç tutarsa imanen inanarak inanarak Rabbim kainatın sahibidir. O habibiyle emretmiştir namaz nasıl farz ise, dinin ana unsurlarından birisi ise, oruç tutmak da İslam'ın beş esasından birisidir. İnandım, iman ettim, imanımın gereği orucumu tutuyorum derse. Vahdisa ben mükafatını Allah'tan bekleyerek ben bu orucumu tutuyorum, samimi olarak tutuyorum. Bu orucumdan diyet yapmış olurum, kilomu vermiş olurum, kolesterolü düzeltmiş olurum değildir niyeti. Bunlar olsa da olmasa da bunlar önemli değil. Ben Rabbimin bu şekilde rızasını kazanacağım. Emrine boyun büktüğümden, lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğimden, canım içmek istediği halde içmiyorum, canım yemek istediği halde yemiyorum, canım başka şeyler istediği halde yapmıyorum, orucuma zarar verir diye, Rabbimi darıtmayayım diye yapmıyorum. Öyleyse ben bunun mükafatını Rabbim'den bekliyorum. Evet, inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek kim Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutarsa, gufir lahu ma taqaddama Onun geçmiş günahları bağışlanır. Günah, e, Ramazan orucu ne yapıyor? İnsanın bu vasıflarda olduğu takdirde, bu kalitede olduğu takdirde Günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Elbette kıymetli izleyenlerim, büyük günahlarla ilgili özel tevbeye ihtiyaç vardır. Küçük günahları bağışladığında tereddüt yoktur. Büyük günahlar konusunda meş'i ilahiye kalmış, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri dilediğini affeder, dilediğinin cezasını verir denmektedir. Dolayısıyla oruç sebebiyle biz açlık ve susuzlukla kıvranırken, Rabbimizin bize merhamet edeceğini ve haydi kulumun günahlarını bağışladım diyeceğini ümit ederiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz inanarak samimiyetle, ihlas ile oruç tutan kişinin, Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kişinin günahlarının bağışlanacağını bizlere müjde olarak vermek, vermektedir. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ diyor hadisi şerifin devamında. Her kim Ramazan-ı Şerif'i kıyam ederse, kıyam ederse demek onu Kur'an okuyarak zikirle, Kabe'de ise tavaf ile efendim diğer ibadetlerle beraber ihya ederse. Şimdi Ramazan-ı Şerif'i e, kıyam etmek demek gündüz orucunu, kriterlerine uygun bir şekilde tutacaksın. Ayrıca haramlardan, günahlardan sakınacaksın. Ayrıca gece teheccüd, e, teheccüd, namazı ve teravih namazı ile beraber bu gece aman Allah'ım bu Ramazan-ı Şerif'i gece, ayı gecesiyle gündüzüyle farklı bir mevsimdir. Allah bu pazarı kurdu. 30 gün sürüyor bu pazar. İndirimler, efendim günahlarda indirim var. Sevaplarda artış var. Efendim bu güzellikler bir ay boyu devam ediyor. Gecesiyle gündüzüyle. allah Teala Kadir gecesi dedi, Kadir gündüzü demedi. Yani Leyletül Kadir, Kadir gecesi. Niye öyle? Çünkü Ramazan-ı Şerif'in gündüzleri oruçla beraber gündüzleri bir şeref kazanmıştır elhamdülillah. İnsanlar ne yapıyorlar? Orucuyla beraber gündüzlerini ihya etmeye çalışıyorlar. Kadir gecesi diyerek demek ki Ramazan-ı Şerif'in içerisinde, gecelerin içerisinde bir gece var ki ona da Kadir gecesi denmiş oluyor. Bu da bize gecelerinin de bereketli olduğunu gösteriyor. O zaman gecelerini efendim akşam namazı, yatsı namazı, teravih namazı ve teheccüd namazları ile artı sohbetlerle, zikirlerle, tevbe ve istiğfarlarla beraber kıyam ettiğimizde ne olmuş oluyor? Hem orucuyla, hem namazıyla, hem Kur'an okuyuşuyla, hem sohbetleriyle, hem zikriyle ihya etmeye çalışıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ve وَاَحْتِسَابًا Bunu da inanarak, ve mükafatını Allah'tan bekleyerek gerçekleştirdiğimiz zaman gufira lehu ma taqaddama min dambihi. Bu da ayrıca günahların bağışlanmasına bir vesiledir. Son cümlede ve men qama leyletel kadr imanen ve ihtisaben gufira lehu ma min dambihi. Bir insan özellikle Kadir gecesini de inanarak mükafatını Allah'tan bekleyerek kıyam ederse, Kadir Gecesi'ni ihya ederse o da günahlarının bağışlanmasına vesiledir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyenlerim, Kadir Gecesi'ni ihya ne demektir? Gece olarak ihya edileceğine göre gecede oruç olmaz. Bu gecenin ihyası yatsı namazı, teravih namazı cemaatle kılınıyor, sabah namazı teravih cemaatle kılınıyor. Bu gecenin ihyası efendim vesilelerinden bir vesiledir. Ayrıca gerçekten Kadir Gecesi olunca sıradan bir gece olarak onu görmemek lazım. Şimdi Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı her dakikası, her saniyesi gerçekten çok değerli bir gecedir. Onu zikirle, sohbet ile, salavat-ı şerifelerle, namazlarla, dua ile, istiğfar ile, tevbe ile efendim basiretli bir şekilde geçirmek lazım, değerlendirmek lazım. Bunu basiretli bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman Kadir Gecesi'ni ihya etmiş oluruz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in gündüzleri tuttuğumuz oruçlarla ibadet hassasiyetimizle bağışlanmamıza vesile oluyor. Bir. Efendim Ramazan-ı Şerif'i kıyam ederek yani sadece oruç değil bu sefer diğer ibadetleri de yapmak suretiyle Kur'an ile zikirle, tevbe ile, istiğfar ile, oruçla efendim Ramazan-ı Şerif'i güzelleştirdiğimiz zaman bu da ayrıca bağışlanmamıza bir vesiledir. Hele hele bir de buna da Kadir Gecesini ilave ettiğimiz zaman üç tane farklı cihetten bizim bağışlanmamıza vesile olabilecek Ramazan-ı Şerif ayı sebebiyle üç tane olay gerçekleşiyor. Birisi Ramazan orucu, birisi Ramazan ayı içerisinde yapacağımız o güzellikler, kıyam dediğimiz Ramazan-ı Şerif ayını değerlendirmek sadece oruçla değil diğerleriyle. Bir de ayrıca Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in en şerefli gecesidir. Hatta yılın en şerefli gecesidir diye Rabbimizin rahmet deryası coşuyor diye biz Kadir Gecesi'ni ihya ettiğimiz zaman bir Ramazan-ı Şerif'in bir gecesini ihya etmiş oluruz. İki Ramazan-ı Şerif'ten bir cüzü ihya etmiş oluruz. Ayrıca özellikle Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Kadir Gecesi'ni ihya etmiş oluruz. Bu vesileyle üç tane mağfiretimize sebep olacak büyük nimete ulaşmış oluruz. Kıymetli izleyenlerim, bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in sıradan bir ay olmadığını ve Ramazan-ı Şerif'i ayık ve uyanık bir şekilde geçirmemiz gerektiğini bu hadisi şerifler bizlere çok net bir şekilde öğretmektedir. Cennetin kapılarını hepsi bize gelin açık olsun. Bu kapıyı biz kendimize açacağız. Bu kapıları biz kendimize açacağız oruca devam edersek, hassasiyet gösterirsek reyyen kapısı bize açılmış olur. Namazda hassasiyetimiz olursa namaz kapısı bize açılmış olur. Zekatımızı aksatmadan, severek, sevinerek, efendim kaliteli bir şekilde verdiğimiz takdirde zekat kapısı bize açılmış olur. Cennetin bütün kapıları bize açılmış olur. Gelin, rahmet kapıların sonuna kadar açık olduğu şeytan ve nefsin de ve cehennemin kapılarında sonuna kadar kapalı olduğu bu mevsimde kendimize çeki düzen verelim. Güzel bir eğitim ayı olarak bu Ramazan-ı Şerifi kabul edelim ve Ramazan-ı Şerifin içerisinde kendimize çeki düzen verince bu güzelliği de ömrümüzün sonuna kadar devam ettirelim. Bütün ömrümüz Ramazan gibi hassasiyet noktasında örnek bir Müslüman hayatına hayatımızı çevirelim, benzetelim ve dünyadan ahirete göçerken cenneti bütün kapılar bize açılmış olduğu halde göçebilenlerden olalım. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerifimizi bereketle eylesin. Teravihlerimizi bereketle eylesin. İftar sofralarımızı, sahur sofralarımızı bereketle eylesin. Rabbim Ramazan-ı Şerif'te bağışlanan bahtiyar kullarından eylesin. Anamızdan doğmuş gibi günahsız, pırıl pırıl, tertemiz bir şekilde bayrama çıkabilmeyi, dünyadan ahirete göçebilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mebrur ve makbul ibadetler, müstecep dualar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.